noktada Reha Kapsal'ın dün açıklamaları vardı. Fatih Terim'in başkanlığı için Galatasaray'da ciddi bir çalışma var diye. Şimdi Galatasaray'ı çok yakından bilen, takip eden bir isim, çok deneyimli bir gazeteci. Büyüğümüz telefon attığımızda Levent Tüzemen. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ezgi, merhaba Serkan, merhaba Muratçım. Merhaba. Tekrar geçmiş olsun demek istiyorum ben size. Aramıza hoş geldiniz. En kısa zamanda sizi yeniden stüdyomuzda da görmek İnşallah. İstiyoruz. Şimdi Galatasaray'ın gündemi malum yoğun Levent Tüzemen. Şimdi Fatih Terim'le ilgili geçen hafta bir istifa çağrısı vardı. Ardından bu karşılaşmanın ardından bir destek geldi. Yine Fatih Terim'in maç önü maç sonu açıklamaları çok konuşuldu. Takımda devam etmek istediği malum. Bir taraftan başkan olabileceğine dair, başkan adaylığını koyabileceğine dair iddialar var. Siz bunların tamamını nasıl özetlersiniz? Yani ben Fatih Terim'in Galatasaray başkanlığı için aday olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da pozisyon olarak farklı noktalarda olabilir. Ama Fatih Terim her zaman için sahanın içinde kalmayı tercih etmiş bir teknik direktördür. Sonuçta bilgi ve becerisi başkanlık düzeyindedir. Çok yöneticiden de çok tecrübelidir. Zaten bunu zaman zaman için Galatasaray'da göstermektedir. Ama başkanlık için çok erken olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray başkan adayları var. Ama Galatasaray'ın ekonomik yapısını götürebilecek güce sahipler de bu tartışılır. Sonuçta şu konuşmalar yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu ekonomik yapıyı götürebilir mi? Siz bakacağız. Yani sonra 4 başkan adayından biri başkan seçilip de zamanında işleri doğru yapamazlarsa şunu söylemek onlar için kolay. Enkaz devraldık. Yani bu şekildeki zihniyetle kimse Galatasaray'a başkan adayı olmamalı diye düşünüyorum. Ekonomik kredibilitesinin güçlü olması gerekir. Yani sonuçta Fatih Terim 4 başkan adayının da çalışmak istediği bir teknik direktör. Yani Fatih Terim başkanlığı yapar mı? Yapar. Ama bence başkan seviyesinde değil, hem takımı yönetmeyi ister hem de başkanla eğer diyalog halindeyken yani bir ölçüde de yönetime destek verir diye düşünüyorum. Geçmişte bir şey söylemişti Fatih Terim. Ben kimsenin ne yanındayım ne arkasındayım demişti bundan sonra. Yani bu söze baktığımız zaman gerçekten Fatih Terim'in gücünün ne kadar etkili olduğunu hep beraber görüyoruz. Dedik ya Fatih Terim sadece bir teknik direktör değil, Galatasaray kongre üyesi, artı divan üyesi her zaman söylüyoruz. Ve Galatasaray'la özdeşleşmiş. Üçgen kurdum kendime diyor ailem, dostlarım ve Galatasaray. Çok net bu. Dostları var, doğru. Ailesine son derece bağlıdır. Ve Galatasaray'la hep yaşamıştır Fatih Terim. Dolayısıyla bence başkan adayının çok erken olduğunu düşünüyorum. Bir çatı başkan olabilir mi? Güçlü bir isim olabilir. Ben 4 başkan dışında başka başkanlık için de hazırlık yapan insanları biliyorum. Dolayısıyla son dönemde gidilen insanlardan bir tanesi de Dursun Özbek. Ama Dursun Özbek 4 başkan adayın olduğu yerde aday olmayacağını söylüyorum. Bugün 4 başkandan daha fazla kredibiliteye sahip bir insan Dursun Özbek. Hakimiyeti de var kulübe. Ekonomik yapısına da hakimiyeti var. Dolayısıyla belki güçlü bir kadroyla beraber oluşturulabilecek bir yönetim ortaya çıkabilir. Ama bu köprünün altından çok sular geçer. Yani Fatih Terim'in pozisyon deseniz bazı insanlar şöyle de demişlerdi. Fatih Terim sadece teknik direktör değil, sportif Ayşe'nin başında da olsun diyenler var. Yani bu da çok ilginç. Yani bu görüşmeler şu anda devam ediyor. Mevcut yönetim içindeki birçok isme, birçok başkan adayından teklif var. Ama bunlar etik olarak kabul etmiyorlar şu anda. Bir tek zannedersem Abdurrahim Albayrak bu görüşmeleri yapıyor. Sonuçta güçlü bir aday çıkarmaya çalışıyorlar. Ben mevcut 4 adayın dışında Galatasaray'a başka bir başkan adayının da çıkabileceğini net söylüyorum. Ama bir kabul etmemiz gerekir ki Fatih Terim için şu anda teknik direktörlüğü bırakıp birdenbire başkanlık ceketinin giymesinin çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Bu süreç ancak bundan sonraki dönemde gerçekleşebilir. Eğer ki Galatasaray'da normal olarak bu 4 adaydan biri seçilirse, eğer ki hani o aday çıkmazsa ki ben çıkacağını iddia ediyorum.
onların da ömürleri çok uzun olmaz. Dolayısıyla yeni bir yönetime giderler ve Galatasaray'ı yönetmekte zorlanırlar. Çünkü mevcut yönetimin bankalar birliğiyle yapmış olduğu önemli bir nakit akışı anlaşması var. Ama Galatasaray'da ekonomik yapıda verilmiş bazı sözler var krediler karşılığında. Ama gelirler yok. Mesela stat geliri yok, loca kombine gelirleri yok. Dolayısıyla bu gelirler olmadığı için zaman zaman tıkanmalar meydana geliyor Galatasaray'da. Sonuçta Galatasaray'ın baktığımız zaman Haziran ayındaki iş başına başlayacak yönetiminde güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması lazım. Galatasaray gemisini yüzdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut yönetimlerin de adayların da bu güce sahip olduklarını çok fazla düşünmüyorum. Yani gelelim işin başına geçelim, nasıl olsa yapalım ama yapamayınca da enkaz devrattık diyeceklerse hiç Galatasaray başkanlığına lütfen talip olmasınlar diye düşünüyorum. Ama bunun dışında da bir de altını çiziyorum. Galatasaray'da gerçekten perde gerisinde tıpkı Duygun Yarsuası nasıl 24 saatten az bir sürede Hakkı Alman'ın karşısına çıkarmış bir Galatasaray gücü varsa bu süreci takip eden hiçbir işe karışmamış bir kenarda duran insanların son dakikada birleşip bir güçlü bir başkan adayını tekrar gündeme getirebileceklerini düşünüyorum ve bu çalışmaların da yapıldığını net olarak biliyorum. Çok kısaca Levent Üzemen, biraz şampiyonluk yarışını da konuşalım istiyorum. Özellikle Galatasaray cephesinden Antalya Spor maçındaki hem oyun hem de alınan sonuç düşünülürse sizce Galatasaray'ın şampiyonluk şansı şu anda ne kadar? Yani ben Galatasaray takımının Antalya'daki oyununun karşılığının 1-0 olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray farklı kazanması gereken bir maçı 1-0 kazandı. Çok daha farklı kazanırdı diye düşünüyorum. Pozisyonları yeterince değerlendiremediler. Ama şu Ezgi Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim size öncelikle. Bu hafta çok kritik bir hafta. Fenerbahçe Alanya'da takılabilir, Rize'de de takılabilir Beşiktaş. Galatasaray kazanırsa en güçlü aday durumuna gelir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın fikstür avantajı diğer takımlar oranına daha güçlü. Ama puan anlamında fark olduğu için bu bir dezavantaj. Ama bu haftaya bakmak lazım. Bu hafta çok kritik bir hafta. Eğer kim tökezlerse ciddi bir yara alır diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'ın bu aşamada bunu doğru değerlendireceğini net olarak söyleyebilirim. Bu yarışı içinde olacaktır ama sonuçta Beşiktaş'ın hala da bir maç kaybetme lüksünün olduğunu düşünüyorum. İkili avarajda Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı önde. Galatasaray'da ikili avarajda Fenerbahçe'ye karşı önde. Eğer ki bu zirve yarışı üçlü avaraja kalırsa kim ne şekilde şampiyon olur? Bunun hesaplarını yapmak lazım. Bunun da hesaplarını ben Serkan'la Murat Özbaslar'a bırakayım. Onlar yapsınlar diye düşünüyorum ben. Peki Levent Tüzemen, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve değerli yorumlarınız için. Ben güzel de teşekkür ediyorum size. Geçmiş olsun abi tekrar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, Levent Tüzemen.